Aslında şu an yüzlerce gönüllü çalışma yürütüyor. Köylere destek sunuluyor. Belki günde 10 bine yakın insana aslında destek sunuluyor çeşitli noktalardan. Ancak kesinlikle yardımların durmaması gerekiyor. Yardımlar ilk 2 güne oranla azaldı. Şunu bilmeliyiz ki bu arkadaşların halkın ihtiyaçlarını karşılaması için bölgelerden, Marmara'dan, Ege'den, Serhat'tan, Ahmet'ten desteğin gelmesi gerekiyor. O yüzden aslında gıda, temizlik maddesi, çadır malzemesi ve yine özellikle su kente temel ihtiyaç. Yine iç çamaşır ihtiyacı yoğunca kendisini dayatıyor. O yüzden aslında arkadaşlarımızın kendi görevlerini, sorumluluklarını yerine getirebilmesi için bu bölgelerden kesintisiz yardımın akması gerekiyor. Diğer bir husus, arkadaşlarımız hem toplu yerlerde çadır kentler oluşturmaya çalışıyor, hem de her ailenin evi, bu yıkılmış evi kullanılamaz hale gelmiş her ailenin de bahçesine en azından kendi barınma sorunu çözecek çadır kurma çalışmaları yürütüyor. Bu yüzden çadır ihtiyacı kesinlikle çok önemli. Devlet politikası olarak burayı boşaltma, devlet politikası olarak iç göçe zorlama kesintisiz devam ediyor. Kesinlikle bu halk topraklarını terk etmemeli. Ne pahasına olursa olsun bizim de Adıyaman'ın ve diğer kentlerin boşalmaması için sorumluluklarımız var. O yüzden tam bir seferberlik ruhuyla halk seferber olmalı, olanak yaratmalı, yeniden inşa için imkan ve olanak olmalı ki bu halk bu topraklarını, anılarını, hafızasını terk etmesin. Onun için temel çağrımız diasporadan bütün bölgelere dayanışma ağını büyütmek, geliştirmek ve bu çerçevede bizim buradaki gönüllü arkadaşların hizmet edebileceği koşulları birlikte sağlamamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum, kesinlikle yardımların akması çok önemli. Yardımların durmaması çok önemli. İlk iki günkü hassasiyeti göremiyoruz. Çünkü canhıraş, herkesin yardım etmek istediği bir dönemi yaşadık. Şimdi biraz yavaşlamış gibi. Kesinlikle bu buradaki depremzedeleri büyük zorlayacak bir konu. O yüzden çağrımız şudur. Hem yurt dışından, yurt içinden illerimize, ilçelerimizle ve çeşitli gönüllü kuruluşlarla iletişim kurularak yardımların kesintisiz toplanmasıdır.